Evet. Bugün günlerden 3 Temmuz 2017 Pazartesi. Sabahın çok erken saatlerinde bahçeme çıktım, kameramı da yanımda aldım. Bahçemde bol miktarda kedi var. Bu kediler zaten hamam böceklerinden tutun, örümceklere, her türlü canlıyı bahçede öldürüyorlar, yiyorlar, bazılarını yemiyorlar. Artı çatılardaki güvercinler aşağı iniyor çok erken saatlerde. Bazen bunları da avlıyorlar. İşte karşılaştığımız manzara bu. Bir güvercini parçalamışlar, yemişler, kanatları kalmış, bacakları kalmış ve az miktarda sıyrılmamış kemik kalmış. Tabii ki devreye hemen diğer canlılar, öncelikle sinekler ve karıncalar. Aşağı katta karıncalar çalışıyor. Üst katta iki tip sinek çalışıyor. Bunlardan yeşil olan zaten etçil, tamamen ete odaklı sineklerdir. Leşlere gelirler, kurt bırakırlar ve yararlıdırlar. Yani saprofit çürükçülleri taşırlar. Böylece doğadaki besin zincirinin tamamlarlar. Saprofitler bunu gıdayı parçalar, minerallerine ve madensel tuzlarına ayırır. Tekrar toprağa karışır. Bu topraktan bitkiler kökleriyle bunu alırlar. Yapraklarıyla fotosentez yaparlar ve tekrar hayata sokarlar. Yani bunlar yeşil yapraklı bitkiler zaten üretici kategorisinde görünüyor ve besin üretiyorlar. Şimdi burada siyah olansa her türlü pisliğe gelir. Yani leşe gelir, diğer pisliklere gelir, her şeye gelir. Bu sineklerle mücadele etmemiz gerekiyor. Bakın, şimdi bazı arkadaşlar tepki verecektir, işte sineklere yazık değil mi falan. Sinekler aynı zamanda arkadaşlar mikropları ve hastalıkları da taşırlar. Yani insanlar da dünyada varsa sineklerle mücadele etmek zorundayız. Yaşam alanımıza girenleri özellikle bir şekilde uzaklaştırmak veya öldürmek zorundayız. Sadece sinek değil, hamam böceği de aynı, sivrisinek de öyle, karasinek de öyle. Bunlar mikropları ve hastalıkları bize kadar getiren canlılardır. Her türlü hastalık var bunun içinde, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan. Dolayısıyla sineklerle mücadele etmek şart. Şimdi buradaki sineklerin soyunu kazımıyoruz bu arada. Sineklerden bir iki tanesini insanların avlaması hiç onların popülasyonunda hiçbir azalmaya sebebiyet vermeyecektir. Doğanın içerisinde insan faktörü de vardır ve gayet normaldir bu sineklerle öldürmek. Hatta ilaçlı mücadele de yapılabilir. Fakat bizim yaptığımız orada içerisinden birkaç tanesini canlı yem olarak kullanmak ve evimde beslediğim iki tane dişi erosum var. Bunlara vermek. Dolayısıyla doğadan alıp doğaya veriyoruz. Herhangi bir zararımız olmuyor. Ha, çok ciddi ilaçlamalar, şunlar bunlar mücadele için sıkıntı verecektir. Şimdi elimizi değdirmeden nasıl canlı sinekle örümceklerimizi besleriz? Aslında onun belgesini yapmaya çalışıyorum. Kestiğimiz bir tane 5 litrelik pet şişeyi kullanabilirsiniz veya başka kaplar kullanabilirsiniz. Ağzını geniş tutmaya çalışın ve biraz da derin olsun. Yani yüksekliği olsun kabın. Çünkü sinekler yukarı doğru uçma eğilimlidir. Yukarı çıkacaklardır. Ağzı geniş olduğundan elinizle kapatamazsınız. Yukarı çıktığı zaman herhangi bir cisimle ağzını kapatın. İşte burada şu anda videoda gözüküyor. Ağzını kapatın. Ayrıca bu videoda erosların başka özelliklerini de gördüm. Sonra erosların olduğu kabın yanına getiriyoruz. Sinekler içinde 4 tane sinek var. Bir iki tanesi yeşil, iki tanesi sanırım siyah renkli sineklerden. Kediler müdahale ettiği için çok fazla alamadım. 4 tane alabildim. Yeterli 4 tane. Yine bakın, sinekler yukarı çıktığı zaman ağzından kaçacaktır çünkü çok fazla oyalanırsanız. Erosların bulunduğu kaba doğru kabın üstünü kapladım. Sineklerden bir tanesi, iri siyah bir sinek, içeriye indi. Şu anda Eros'un ağ ördüğü bir taş var. Kapla taş arasına ağ örmüş. Fakat arka tarafında ağ yok. Sinek de tam bu arka tarafa tesadüfen girdi. Ve oradan çıkmıyor.
İlerleyen zamanda göreceğiz bunu. Zaten videonun bir kısmını da orijinal sesiyle bırakacağım. Çünkü sineğin verdiği titreşim frekansı falan çok önemli. Sinek kayanın alt tarafında gözüküyor, bakın dolaşıyor, bu titreşimleri algılıyor, hücum ediyor. Bayağı ciddi hücum ediyor. Aslında doğal sesi olsa çatır çutur sesler, bakın sinek de çok akıllı. Çok akıllı, hemen kaçıyor taşın arkasına. Bizim gözle göremediğimiz taşla plastik kap arasında çok ince ağlar var. Çok ince ağlar var. Bu ağlar biz göremiyoruz, videoya çıkmıyor. Ama tamamen ağlarla kaplı. Sadece kayanın arka tarafında ağ yok. Sinek de zeki. O tarafa girmiş. Arada bir çıkmak istiyor. Fakat ağla karşılaştığında geri dönüyor. Geri dönüyor. Bayağı bir zaman geçtikten sonra ben artık bunu yakalayamayacak kanaatine vardım. Ve başka bir sinek yakalama aynı teknikle. Yine leşe gelmiş sinekler vardı. Kapı kapattım. Bir tane geldi, içinde kaldı. Onu vermeyi denedim. Verdim de. O anında aynı teknikle geldi. Bu gözle göremediğimiz ince ağlardan bir tanesine takıldı. Bakın şimdi birazdan göreceğiz onu. Şu anda büyük iri siyah sinek kayanın alt kısımlarında dolaşıyor. Ara sıra bir çıkma denemesi yapıyor. Ağları görüyor. Örümcek deli oluyor. Şu anda ufak titreşimleri hissediyor. İşte bu süreçte arkadaşlar sakın elinizi falan yaklaştırmayın. Avlanma modunda, yani görmüyor ama titreşimleri algılıyor. Biraz sonra zaten yanlış yaptı. Bakın bu yanlışını da göstereceğim. Ve görmediğini şey yapıyor. Artı frekansı yüksek. Sinekler mesela kanat çırpışlarının frekansı çok yüksektir. Yani birim zamandaki titreşim sayısı çok fazladır. Bu titreşim frekansına bakarak hızını ona göre ayarlıyor. Mesela çok ağır hareket eden bir böcek yemesini gördüm. Hiç böyle sakin sakin gelir. Bacağını hatta böceği iter. Uygun yerinden ısırır, zehirler. Ama sinek gibi frekansı yüksek canlılar olduğu zaman, hareketli canlı demektir aynı zamanda, kaçma eğilimi olduğu anlamına gelir. Örümcek de resmen deliye dönüyor ve ona göre hızlı hareketler yapıyor. Yani bir sinek attınız, parmağınızı soktunuz. Bakın bu sineğin frekanslarını aldanıp sizin parmağınızı av sanıp ısırabilir. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Buna dikkat edelim. Bu netice itibariyle ne kadar videosunu falan çeksek de ciddi anlamda tarantula kadar zehirli bir örümcek. Akademik araştırmalarını inceledim ben. Tarantuların zehir bezleriyle erosusların zehir bezlerinin büyüklükleri eşit miktarda. Tarantula da belki bundan çok çok büyük ama zehir bezleri incelemesine bakıldığı zaman aynı büyüklükte olması bu örümceğin de çok ciddi anlamda zehirli olduğunu gösterir. İkinci bir sinek getirdim. İkinci sinek, işte bizim gözle göremediğimiz gölge, elimin gölgesi falan düşünce gözüken yine kabı kapattım. Sinek içinde canlı yerim. Elimi falan hiç değdirmiyorum. Sineklerin üzerinde taşıdığı mikroplarla tanışmıyorum. Girdi kabın içerisine. Ve bunun ince ağlarından bir tanesine, uç kısmına takıldı. Bakın bu yeşil bir sinek. Evet. Ters düşmüş. Hiç kımıldamıyor. Takıldı. Arkadaşlar sinekler de ağla temas ettikleri zaman çoğu sinek hareket etmiyor. Böylece örümcek bunu göremiyor. Bakın şu anda örümcek bundan hiç haberi yok. Hareket yok çünkü. Hareket yok. Bakın çok enteresan bir şey göreceğiz biraz sonra. Ufak ufak hareket başladı. Örümcek de aşağıda bir şeyler algılıyor. Aşağıdan kıpırtılar geliyor. Ama tam yerini kestiremiyor çünkü diğer tarafta da bir sinek var. Afalladı sağa sola, ne tarafa gideceğini afalladı. Bakın çıktı, yine göremiyor. Bir santim ilerisinde sinek var, onu göremiyor. Ama uzaktaki bu daha hareketli sineği daha iyi algılıyor. Kabın ağzı açık, çıkıp uçabilirdi. Yana doğru ilerledi ve gitti yeşil sineğin yanında çarptı ve vızıldıyor şu an. Vızıldıyor bu vızıltı. Ya koştu geldi onu yakalayayım derken yeşili gördü, yeşili yakaladı. Yanlış sineği yakaladı. Yanlış sineği aldı. Halbuki bu yeşil sinek orada duruyordu, bu sonradan gelmişti. Ama bu şu anda kendini yırtıyor, vızıltılar falan. Burasını orijinal sesini de verebilirim. O zaman görürsünüz. Yırtınıyor burada, vızıldıyor. Çok ciddi yüksek frekansta sesler çıkarıyor. Ona
çılgına döndü, geldi fakat daha önde yeşil olduğu için yeşili o zannetti, yakaladı, aldı götürdü. Ama vızıltı devam ettiğinden, vızıltılar devam ettiğinden duramıyor bakın birazdan gelecek. Duramayacak ve gelecek, bunu da yakalayacak. Buradan şu sonucu çıkarıyoruz. Erasus'ların gözleri çok iyi görmüyor. Büyük gözler yok. Bakın geldi. Evet. Asıl hedefi şimdi buldu. Şimdi buldu. Bu aynı zamanda birden fazla avı aynı anda avlama yeteneğini gösteriyor. Gece avcıları olduğu için, geceleri de avlandığı için görme yeteneklerinin çok fazla olmadığını öğrendik. Frekansına göre hareket hızını ayarlıyor. Bakın yine sapıttı. Vızıldayanı ısırayım derken arada bir yeşili ısırıyor. En sonunda işte bu aşamadan sonra artık ne yaptı? Gerçek sesin kaynağını buldu ve susturdu. Yuvasını aldı, götürdü. İşte bu böyle çevremizde bol miktarda bulunan sineklerden faydalanarak örümceklerinizi besleyebilirsiniz. Sinek katliamı yapmıyoruz, bir daha söylüyorum. Hiçbir şey yapmıyoruz. Sineklerle mücadele etmek gerektiğini de açık açık söylüyorum. Dolayısıyla üreme oranları çok fazla çünkü sineklerin. Çok çok fazla. Bir sinekten yüzlerce yavru çıkıyor. Yani soyunu falan kazımış olmazsınız. Bir iki tane sinin yem olarak kullanmakta hiçbir sakınca yoktur. Evet, bu kadar.